Merhabalar arkadaşlar, Koyun Bulucu kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte Kale Seramik hissesini değerlendireceğiz. Bakın, Kale Seramik'te 140 TL'ler görüldükten sonra düşen bir trend çizdik ve şunu söyledik. Düşen kırmızı trendimiz yukarı yönlü aşılmadıkça Kale Seramik'te güçlü yükselişlerin biz bu direnç noktasına kadar, yani kırmızı düşen trend seviyesine kadar olacağını bekledik. Bu bölge yukarı yönlü aşılmadıkça fiyatlarda baskılanma olacağını söylemiştik. 140 TL'lerde burada bir kanal görüntümüz vardı ve fiyatların kanal üst bandına geldiğini, bir düşüş, bir kar realizasyonu olabileceğini sizlere söylemiştim arkadaşlar. 140 TL'lerden sonra ilk defa 91 TL'de, bakın şurada oluşan düşen trendimiz kırılmıştı ve güçlü yükselişler bekliyorduk. 91 TL'de al pozisyonu oluştuğuna ilişkin yayın yaptım. 93.70 aşağı yönlü kırılmadıkça yön yukarı yönlü okunması lazım. 110 ve 120 TL dirençlerimiz var. Oralarda aşılırsa 140 TL'lere kadar tekrardan gidebiliriz dedik arkadaşlar. Ancak fiyatlar bakın 110 TL direnç seviyesinde, 113 TL'de dirençle karşılaştı. Aşağı doğru düştü. 93.70 bakın yatay direnç destek noktası. Bakın bu bölgede direnç oluyor. Sonrasında burada destek olduğunu görüyoruz. Aşağı yönlü kırılmasıyla 70 TL'lere kadar fiyatların düşebileceğini konuşmuştuk. Hatta şunu söyledik. 70 TL aşağı yönlü kırılırsa, altında kapanış olursa ikinci dalganın tamamını piyasa yapıcının alması beklenir ve fiyatların 66 TL'lere kadar düşme riski vardır dedik. Fiyatlar 70 TL'lere geldi. Buradan yapmış olduğu yükselişle birlikte güzel taraf şu arkadaşlar. Bakın kanal orta bandının, kesik çizgili bandın üzerine çıktığımızı ve bu bölgenin artık bize destek olarak çalışmasını bekliyoruz. Bu bölgenin altında kalırsa kanal alt bandına düşmesini bekleyeceğiz. Bu bölgenin üzerine kalıcılık sağlayabilirsek kanal üst bandı bizim direnç noktamız olarak karşımıza gelecektir. Bakın düşen bir direnç noktamız var. Düşen de bir destek noktamız var. Bunların fiyatları her geçen gün değişmektedir. Kısa vadede fiyatlarda baskılanma olursa 73 TL'ler aşağıda önemli bir destek bölgesi. Yükseliş gelmesi ihtimalinde ise bakın yatay direnç bölgemiz 85 TL. Düşen kırmızı direnç bölgemiz ise 88 TL olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Toparlamak gerekirse Kale Seramik hissesi düşen bir trend içerisinde hareket etmektedir. Yukarıdan gelen, bakın düşen kırmızı çizgi yukarı yönlü aşılmadıkça fiyatlarda baskılanma devam eder. Bu bölgelere kadar 88 TL'lere kadar yükseliş bir tepki yükselişi olarak kalacaktır. Üzerine atarsa bir yükseliş formasyonu oluşturacaktır. Ancak üzerine atamadığı ihtimalde fiyatların baskılanması beklenecektir arkadaşlar. Orta ve uzun vadede bir sıkıntı görmesem de şu an için hala al pozisyonu oluşmamıştır. Alıyorsanız da şu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın 73 TL'nin altında kapanış olmaması lazım. 73 TL destek noktamız. Sonrasında ise 70 TL var. 70 TL'nin altında da 66 TL'lere kadar fiyatların baskılanma riski vardır. 73 TL'nin altında kalmadıkça yukarıdaki direnç noktalarımız, bakın yatay direnç noktası 85, düşen trend direnç noktası ise 88 TL'den geçmektedir. Tekrardan güçlü yükselişlerin başlayabilmesi için bu kırmızı düşen trendin, yani 88 TL'nin üzerinde Kale Seramik hissesinde kapanışlar olması lazım. Şu an için görüntüler bu şekildedir arkadaşlar. Dikkat etmenizi öneriyorum. Piyasalarda dalgalanmalar var. Ancak bilançolar hisseleri piyasalardan ayırıcı etkiye sahip olacaktır. Bilançosu iyi gelen, güçlü gelen yukarı yönlü sert hareketler yapacaklardır arkadaşlar. Bilançoyla birlikte yukarı yönlü piyasada tepki hareketlerinin güzel bir şekilde oluşmasını da bekliyorum. Yayınlar olan ilgi ve alakanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmak kendinize bir yatırımdır. Bol kazançlar diliyorum.